Merhaba sevgili dostlar. Bugün yepyeni bir lezzet içeriğiyle sizlerle birlikteyiz. Küçük büyük herkesin çokça sevdiği, İtalya'dan çıkmış ve bütün dünyaya mal olmuş olan pizzanın evde nasıl yapılabileceğini bugün sizlere göstermek istiyorum. Ancak başlamadan evvel eğer kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve fikirlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Vakit kaybetmeden başlayabiliriz o zaman. Hadi bakalım. Öncelikle hamurumuzu hazırlamakla başlayalım. Sevgili dostlar, büyük boy bir pizza için yaklaşık 2,5 bardak kadar un kullanıyoruz. Ben 2 tane pizza yapacağım için 5 bardak un kullandım. Unumuzu açıyoruz. İçerisine bir paket kuru maya, yani instant maya katıyoruz sevgili dostlar. Yarım yemek kaşığı kadar tuz, 1 yemek kaşığı kadar şeker. Şekerimiz bu arada tabii ki mayalanmamızı hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır sevgili dostlar. Ve yaklaşık 4-5 bardak kadar da yaklaşık 4-5 kaşık yemek kaşığı kadar da zeytinyağı kullanıyoruz. Ekliyoruz bunu da. Daha sonra sevgili dostlar bir miktar ılık su kullanacağız. Oda sıcaklığında beklemiş suyu. Bunu da yaklaşık 2 bardak kadar kullanıyorum. Yavaş yavaş dökelim bunu da. Bunu da kenara alayım. Yavaş yavaş geri kalanını da dökerim. İhtiyaç olması halinde tekrardan ekleyebiliriz. Evet. Eğer daha önce hiç hamur yoğurmadıysanız kolayca yoğurabilirsiniz. Zor bir yanı yok sevgili dostlar. Birbirine yapışsın diye yuvarlak bir top haline getiriyorum sevgili dostlar. Şu şekilde. Evet, bakın. Ve bunu kabımın içerisine koyuyorum. Bunun üstünü bir streç kapatabilirsiniz veya üzerine bir tabakta örtebilirsiniz. Ben şöyle bir tabakla örtmek istiyorum sevgili dostlar ve burada mayalanmak için yaklaşık 45 dakika civarı bekletmeye alıyorum. O süre içerisinde biz de diğer malzemelerimizi hazırlayıp fırınımızı ısıtalım. Evet sevgili dostlar, öncelikle salçalı sosumuzu hazırlıyoruz. Pizza ekmeğinin üzerine sürmek için. Bunun için bir miktar ılık su yine kullanıyorum. Ve 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanıyorum. Ve yine arzu ederseniz fesleğen veya kekik kullanabilirsiniz veya nane kullanabilirsiniz. Ben fesleğen kullanıyorum. İtalyan tarzı sevdiğim için. Evet, fesleğeni de ekiyorum. Ve 1 çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum sevgili dostlar. Ve bunları iyice karıştırıyorum. İki kaşık kadar salça kullanıyoruz bu arada. Biraz cıvık olmasını istiyoruz. Olması gerekiyor daha doğrusu. Ki kolaylıkla sürebilelim diye. Birazcık daha su ekleyeceğim. Sanırım şu şekilde iyi. Evet, sosumuzu da hemen kenara alıyoruz sevgili dostlar. Bırakıyorum onu da kenara. Şunları hemen kaldırmak istiyorum. Hemen burayı biraz sileyim sevgili dostlar. Evet, bunu sildikten sonra şimdi biberlerimizi doğramak istiyorum. 2 tane kapya biber ve 2 tane Charleston biber kullanıyorum, yeşil biber. Evet sevgili dostlar, aslında ikincisini kesmeye gerek de kalmadı. Yeterli gibi gözüküyor bu. Eğer olursa, ihtiyaç duyarsak tekrardan keseriz. Biberlerimiz orada kalsın. Şu içerisindeki hemen şu tohumları çıkartmak istiyorum. Şunlara. Evet. Şimdi biberleri de kenara aldım. Bu da tamam şu anda. Şimdi sucuklarımızı doğruyoruz. İnce bir şekilde. Tabii ki siz istediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Arzu ederseniz mantar ekleyebilirsiniz. Kapari ekleyebilirsiniz sevgili dostlar. Veya sucuk yerine tavuk göğsü veya ton balığı kullanabilirsiniz veya yine aynı şekilde şeyde kullanabilirsiniz. Kavurma da kullanabilirsiniz arzu ederseniz. Ve yine bakın sosislerimi de doğruyorum. yeterli gibi duruyor. Onu da hemen alıyorum kenara. Bunu hemen şu kenara bırakayım. Ve önceden rendelediğimiz kaşar peynir de yaklaşık 200-250 gram civarı sevgili dostlar. Onu da bu kenara bırakıyorum. Onu da şu şekilde bırakalım. Evet, kullanacağımız malzemeler bunlar. Bir de mısır içi kullanmak istiyorum sevgili dostlar. Onun için de konserve mısır kullanacağım ve zeytin içi. Evet, çekirdeği çıkartılmış zeytin içi sevgili dostlar. Onu da şuraya bırakıyorum. Malzemelerimiz hazırlanma işlemi bu kadar. Evet, bakıyoruz hamurumuz da gördüğünüz gibi kıvamına gelmiş sevgili dostlar. Onu şuraya almak istiyorum ve yere biraz un serpiyorum öncelikle. Hamuru açmak için. Evet. Az miktarda un serptim sevgili dostlar. Ama öncesinde tepsilerimizi hazırlamamız gerekiyor. Şimdi sevgili dostlar, bunun için tepsimizin içerisine fırın kağıdı kullanacağız. Sizin evinizde pizza için özel üretilmiş tepsi varsa onu da kullanabilirsiniz. Bakın bu kağıdı buruşturuyorum ki toplanmasın diye ve böylece kolaylıkla bunu tavanın içerisine serebiliyoruz şu şekilde. Evet. Bu şekilde koyuyorum bunu. İkincisi de aynı şekilde yapıyorum. Bakın buruşturdum. Bunu kenara alayım. Diğer tepsiyi koyalım. O da hazır olsun. Şu şekilde tepsimiz hazır halde beklesin. Evet sevgili dostlar. Bu da bekledi. Tamam. Şimdi geçebiliriz. Hamuru açmaya geçebiliriz. Hamurumuzun kabarmaması için, yani balon gibi olmaması için klasik olan, sizlerin de başka yerde belki görmüşsünüzdür. Muhtemelen başka kanallarda da görmüşsünüzdür. Çatalla bunu delikler açacağız. Şu şekilde. Evet, şimdi pizza hamurumuzu ön pişirme için fırına götürebiliriz artık. Ön pişirme için hamurumuzu 200 derecelik fırına sürüyoruz. Yaklaşık 8-10 dakika kadar bekliyoruz sevgili dostlar. Tabii bir taraftan da gözümüz kontrol etmemiz lazım. Hafif pembeleşince çıkartıyoruz bunu. alıyoruz. Evet. Bakın. Ön pişirmemizde bu şekilde çıkartıyoruz bunu. Şu şekilde daha yakından göstereyim size. Bu şekilde hafifçe pembeleşinceye kadar ön pişirmemizi yapıyoruz. Sonrasında ise şimdi malzemelerimizi yerleştirmeye başlayabiliriz. Şimdilik pişmeye hazır. Tekrardan fırına gitmeye hazır. Evet. Hadi bakalım. Tamamdır. Evet. Asıl pişirmeyi yapmak için fırına sürdük. Bu da yaklaşık bir 10-15 dakika civarı falan sürecektir. Evet, bekleyelim bakalım. Bir kontrol edelim. Evet. Bakın sevgili dostlar. Evet, pişti pizzamız. Hemen buradan alıyoruz. Evet sevgili dostlar, geldik en önemli ana. Bakalım tadı nasıl? Bir bakalım. Evet bakın. Bu şekilde. Olağanüstü. Geldik bir programın daha sonuna sevgili dostlar. Bir başka lezzet içerikli videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.